Türkiye'de son dönemde toplumun sinir uçlarına dokunacak provokatif eylemler çoğaldı. Riyad'daki kriz, tevhid bayrağı açan vatandaşa yumruklu saldırı ve Fatih Cami imamına bıçaklı saldırı. Bu olayların başında geliyor. Bu olayların arkasında hangi istihbarat örgütleri var? Bunlara genel olarak baktığımızda 5 ve 6. kol faaliyeti olarak makro istihbarat savaşının Türkiye'ye yönlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki amaç Türkiye'nin gündemini değil, yıpratıcı, yorucu ve halkın sinirlerini gerecek sürekli toplumun önünde tutarak bir psikolojik yıpranmayı ve toplumun devlete güvenini sarsacak sinsi bir planla karşı karşıyayız. Biz şu anda pozitif olması gereken gündemi konuşmamız lazım. Ama burada dün etnisite ve mezhepsel olarak ayrım çıkartarak bunun toplumsal şiddet içerikli eylemlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu sinsi faaliyetler toplumdan beklenen desteği bulmadı. Amaç Türkiye'nin içinin karıştırılması, hatta yapabilirlerse bir iç savaş çıkartmak istiyorlar. Mossad'ın Türkiye'deki hücrelerine MIT'in başarılı operasyonlar yapmasıyla bu sürecin çökertilmesinin rövanşı alınmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesi MIT'in 97 kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna damga vurdu. Erdoğan teröristlere ve hainlere şöyle seslendi: Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına bırakmaz. Terörün ne olduğu, kim olduğu belli. Erdoğan özellikle ihanete vurgu yaptı. Bu ifadeyi MIT'in kuruluş yıl dönümünde yapması kripto hainlere mesajdı. MIT bütün hainleri tespit etti, sizi biliyoruz mesajı verdi. Ardından İsrail'in casusluk faaliyetlerine dönük operasyona değindi ve İsrail şaşırdı. Durun bakalım, daha bu ilk adım dedi. Bu bana yakın gelecekte hem İsrail hem de diğer ülkeler adına casusluk faaliyetinde bulunan daha büyük balıklara bir operasyon gelebileceği izlenimini verdi. MIT'in sivilleşmesi neden önemli? ABD'nin geçmişte Türkiye'yi MIT ve TSK üzerinden şekillendirdiğini, yönettiğini anlatmaya gerek yok. Asker kökenli MIT müsteşarlarının başbakanlar yerine genelkurmay başkanına çalıştığı ve darbelerin altyapısını oluşturduklarını da biliyoruz. Başka bildiklerimiz de var. Mesela MIT'in maaşlarının CIA tarafından ödendiğini, MIT ve CIA'nin aynı binaları merkez olarak kullandıklarını, Özal ve Demirel'in anlaşarak 1992'de ilk sivil MIT müsteşarı olarak Sönmez Köksal'ı atamalarının altındaki temel neden de budur zaten. Şimdi işler çok farklı. MIT'in başında zıpkın gibi bir demokrasi sevdalısı, sivil iktidara ve liderine gönülden bağlı bir isim var. İbrahim Kalın'ın o koltukta oturuyor olması devletin diğer kurumlarıyla demokratik eşgüdümü herkese güven veriyor. MIT'i yıllarca başarıyla omuzlamış, aynı başarıyı şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda sürdüren Hakan Fidan'ı asla pas geçemeyiz. MIT'in bugünlere gelmesinde emeği çok büyük. İbrahim Kalın'ın yaklaşımıyla MIT'in vizyon ve stratejisi. Erdoğan'dan önce ev sahibi sıfatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın bir konuşma yaptı. Konuşma, davetlilere takdim edilen İbrahim Kalın imzalı Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler ve Stratejik Öngörü isimli kitapçığın bir özeti mahiyetindeydi. Baştan sona çoğu bölümünün altını çizerek okuduktan sonra şöyle bir yorum yapabilirim. Kalın'ın bu çalışması Türkiye ve dünyanın gidişatı için kafa yoran, Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri anlamaya çalışan ve istihbarat dünyasında Türkiye'nin ve tabii dünyanın günü ve geleceği adına nasıl bir tasavvurla hareket edildiğini merak eden herkes için bir baş ucu eseri niteliğinde. Bir büyük belirsizlik çağında yaşıyoruz diye söze başlıyor Kalın. Dünyanın 10 yıllar boyu sürebilecek kaos ve belirsizlikler içine sürüklenebileceğinden söz ediyor. Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu bir dünyaya doğru geçiş halinde olduğumuzu ifade ettikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı olarak bu geçiş döneminin ortaya çıkardığı riskleri ve sunduğu fırsatları dikkate alan stratejik bir öngörüyle hareket ediyoruz diyor. Devamında da şunları dile getiriyor. Çok kutuplu bir dünyanın gerektirdiği güvenlik ve istihbarat anlayışını inşa etmeyi hedefliyoruz. Belirsizlik, kırılganlık, hibrit ve tehditler, asimetrik savaşlar döneminde stratejik öngörüye sahip, güçlü ve dirençli bir
Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Kalın Batı ile Batı dışı dünya arasında yaşanan gerilime adil ve kapsayıcı bir çözüm bulunmaması halinde hibrit savaşların kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Tam da bu bağlamda 1000 yıl öncesinden İmam Gazali'nin bir sözünden hareketle şunları ifade ediyor. İmam Gazali'nin 1000 yıl önce formüle ettiği ilke bugün de geçerlidir. Haddini aşan zıttına döner. Doğal sınırları aşarak başkalarının hakkına tecavüz eden her güç, aktör ve politika kendi sonunu hazırlamaya başlamış demektir. Gücün ve güçlünün tüm kural ve kurumları kendi lehine eğip büktüğü bir dünyanın adalet, hakkaniyet, eşitlik, barış ve huzur üretmesi mümkün değildir. Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Mevcut durum ve derinleşen krizler. Kalın günümüzde Batı paradigması sorgulanırken yerine neyin ikame edileceğinin temel bir soru olarak önümüzde durduğunu düşünüyor. Önümüzdeki 10 yıllar boyunca belirsizlik ve güvensizlik ikliminin derinleşerek yeni çatışmalara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuyor. Bugünkü tabloda Batı dünyasının başını çektiği Güçlüler İttifakı'nın kendi çıkarları söz konusu olduğunda çıkarcı ve bencil şekilde hareket ederken uluslararası ilke ve kuralları rakiplerine ve hasımlarına baskı yapmak için kullandığından söz ediyor. Karın derinleşen kriz alanlarından söz ederken Ukrayna ve Gazze savaşına kritik cümlelerle atıf yapıyor. Bu savaşların bitirilmesi pek hala mümkün iken barış istenmediği için uzatıldığına dönük çarpıcı bir tespit yapıyor. 2022 Şubat'ında başlayan Ukrayna savaşının arkasında yatan temel sorun Rusya ile Batı dünyası arasındaki jeopolitik güç mücadelesidir ve adil ve kuşatıcı bir küresel güvenlik mimarisi inşa edilmeden bu krizin aşılması mümkün olmayacaktır. Türkiye'nin öncülük ettiği ve anlaşmaya çok yaklaşılan barış girişimlerinin akamete uğratılmasının ana sebebi jeopolitik güç mücadelesi veren tarafların şu anda barış istememesidir. Onlarca yıldır işgal, yıldırma, sürgün, saldırı ve zulüm politikaları altında yaşayan Filistin halkının temel beklentileri karşılanmadan Orta Doğu'ya barış, güven ve istikrarın gelmesi mümkün değildir. Filistin meselesinin çözümünün ertelenmesi, küresel kırılganlığı daha da tehlikeli hale getirecektir. Bu yüzden teşkilat olarak saldırıların durması, kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması, esir takası, iki devletli çözüm ve Filistin milli uzlaşısını sağlamak amacıyla çok yönlü girişimlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Kalın şimdiye kadar özetlediğimiz çok boyutlu tehditler ve küresel kırılganlıklar karşısında Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için iki unsuru hayati bulduğunu ifade ediyor. Kendine yeterlilik ve caydırıcılık. Yerli ve milli imkanlarla ve karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı ilişkilerle kendine yeter hale gelen ülkeler, egemenlik ve bağımsızlıklarını güvence altına alır ve dosta ve müttefik ülkelerin güvenliklerine de katkı sağlarlar. Kalın kendine yeterlilik anlamında Türkiye'nin güçlü adımlar attığını ve bu adımların Türkiye'yi daha güçlü ve dirençli bir ülke haline dönüştürdüğünü bir iyi haber olarak dile getiriyor. SİHA ve kritik altyapı teknolojilerinde Türkiye'nin kendine yeterli, caydırıcı ve önleyici bir güç merkezi haline dönüştüğünü, bir kuantum sıçraması yaparak ezber bozduğunu dile getiriyor. Kendine yeterlilik dışında ikinci bir vazgeçilmez unsur olarak nitelendirdiği caydırıcılık bahsinde ise dikkat çekici bir tarif yapıyor. Yalın bir şekilde ifade etmek gerekirse, caydırıcılık şu demektir. Bir kişi size taş attığında karşıdan kurşun geleceğini bilmeli ve daha taşı eline almadan iki kere düşünmelidir. Gerçek güç, kullanmak zorunda olmadığımız güçtür ve bunu en somutlaşmış hali caydırıcılık kabiliyetidir. Kalın başında bulunduğu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin artan jeopolitik önemi ve etkinliği bağlamında taktik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra stratejik istihbarata odaklanmakta ve ülkemizi yeni tehdit ve fırsatlara hazır hale getirmek için çaba sarf ettiğini dile getiriyor. Şu bir gerçek, Türkiye'de devleti oluşturan kurumlar asli olması gereken misyonlarına yöneldiklerinde hem kendi güçlerine güç katıyorlar hem de Türkiye'nin gücüne güç katıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri için bu böyle oldu. Örneğin son dönemde kamuoyuna yansıyan haberlerin toplamına bakıldığında MİT içinde benzeri şeyler
kolaylıkla söylenebilir. Hakan Fidan'ın 13 yıllık döneminde istihbarat teşkilatına getirdiği yeni sistem ve metotlar, İbrahim Kalın döneminde güçlenerek tesirini gösteriyor. Son cümlemiz şu olsun. Etrafı yangın yerine dönmüş bir ülkede, risklerin, çatışmaların ve belirsizliklerin arttığı bir dünyada güçlü ve dirençli olmanın bir yolu da güvenlik ve istihbarat alanlarında güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor.